Ebu Suud Efendi Ebu Suud Efendi'nin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Ebu Suud Efendi henüz talebeyken bir gece rüyasında alemlerin efendisi sevgili peygamberimizin olduğu bir mecliste görür kendisini. Efendimiz Aleyhisselam büyük veli Mevlana Molla Camii Hazretleri ile konuşmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam Molla Camii'ye Şeyhülislam İbni Kemal Paşa Hazretlerini işaret ederek "Bunu tanıdın mı?" diye sorar. Mevlana Molla Camii Hazretleri Resulullah'a "Bilmiyorum ya Resulallah." der. Efendimiz Aleyhisselam "O ümmetimin müftüsüdür." buyurduktan sonra henüz genç olan Ebu Suud Efendi'yi işaret eder. Molla Cami'ye tekrar sorarlar. Bunu tanıyor musun? diye. Molla Cami Hazretleri, onu da bilmiyorum ya Resulallah diye cevap verir. Efendimiz aleyhisselam, bakışların en güzeliyle, kalbini köze çevirdiği Ebu Suud Efendi'ye bakarak, öyle zannediyorum ki, bu genç dahi ümmetimin müftüsü olsa gerektir, buyururlar. Ebu Suud Efendi'nin henüz talebeyken gördüğü bu rüya, yıllar sonra gerçekleşir. İslamlık makamına getirilen Ebu Suud Efendi, din konusundaki tavizsiz tutumu, adil kararları, sultanlara yön gösteren basiretiyle, herkesin saygı duyduğu, sultanların önünde ihtiramla oturduğu bir büyük olur. Öyle ki, Kanuni Sultan Süleyman, cenaze namazını onun kıldırmasını vasiyet eder ve kanuni vefat edince namazını büyük veli kıldırır. Fakat ortada halledilmesi gereken bir büyük mesele vardır. Kanuni Sultan Süleyman Han vefat ettiğinde bir çekmecenin kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etmiştir. Ebu Suud Efendi, dini bütün olan Kanuni Sultan Süleyman'ın bu vasiyetine şaşmakla birlikte, çekmecenin görülmesi gerektiğini oradakilere emreder. Tam çekmece açılırken, ellerinden kayıp düşer ve çekmecenin içindekiler yerlere saçılır. Ebu Suud Efendi, çekmeceden dökülen kağıtların, kendi yazmış olduğu fetvaların tamamı olduğunu görünce, ağlamaya başlar. Çünkü Kanuni, büyük güven ve saygı duyduğu Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının İslamiyete ve Resulullah'ın yolu olduğu bildirilen ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrılmadığından pek emindir ve sultan bu sebeple Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının ahirette birer delil olarak kabrine konmasını vasiyet etmiştir. Ebu Suud Efendi İslamiyetten zerre kadar ayrılmadan fetva verdiği halde yine bu ağır yükün şahidi olan belgeleri görünce Allah korkusundan ağlamaya başlar. Dilinden dökülen cümleler onun tevazuunun işaret ettiği yüksekliği kadar hesap gününün çetin olacağını haber verir cinstendir. Der ki büyük evliya: "Ey Sultan Süleyman, sen kendini kurtardın da biz ne yapacağız mahşer gününde? İkinci Selim döneminde de sekiz yıl Şeyhülislamlık yapar, Büyük Evliya Ebu Suud Efendi. Toplam Şeyhülislamlık süresi ise tam otuz yıldır. Sınırlar genişledikçe, fethedildikçe nice şehirler, arttıkça tebaanın sayısı, yükü de ağırlaşır Büyük Şeyhülislam'ın. Fakat o, sabrı, ilmi, evliyalık nuru ve basiretiyle gecesini katarak gündüzüne her işe yetişir ve isabetli kararlarıyla yönlendirdiği sultanların muzaffer olmasına vesile olur. Ebu Suud Efendi buyurdu ki, Allahü Teala'ya şükür sadece dil ile olmaz. Şükrün manası Allah Teala'nın verdiği nimetleri onun razı olduğu yerlerde kullanmaktır.